Evet değerli izleyenler, Sayın Çelik'le programımız devam ediyor. Ben hemen çok son bölüme de girdik, fazla da zaman kayıp olmasın. Ben özellikle bütün belediyelerde açılış yaklaşık bir haftadır çok ciddi açılışlar oluyor, temel atmalar oluyor. Bunların takipçisi olacak mısınız? La başlamak istiyorum. Tabii yani şimdi biz temel atıp bırakma öyle bir şey söz konusu değil. Olabilir mi? Mesela biz şimdi Kap Vadisi'nde burada 120 bin metrekarelik bir parkın temelini attık. O devam edecek. 2000 metrekareye kadar çıkacak o yani. Şimdi 2 milyon metrekare yanılmıyorsam öyle oluyor. Bu kadar büyük bir parkın ilk bölümü temelini atmışken bunun takipçisi şimdi başladı, inşaat devam ediyor bir. İki, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 80 bin metrekarelik bir park, kadın ve erkeklere havuzlar, çok amaçlı salonların yapıldığı güzel bir mekan oluyor. Dev Teşti'de dün veya bugün yanılmıyorsam Halil Belediye'miz yine hanımlara dönük bir çok amaçlı salonlar ve çevre düzenlemesiyle bir park yapıyor 30 bin metrekarelik. Şehrin yeşermesi gerekiyor. Şehrin düzenli hale gelmesi, mahallelerde parkların olması, insanların kendi mahallelerinde soluklanması anlamında son derece önemli. Mesela muhtarlarımıza şimdi karar aldık. Muhtarlarımıza muhtar evi yapıyoruz. Muhtarlarımızın maaşı 1300 lira çıkacak şimdi biliyorsunuz. Evet. Başbakanımız ifade etti. 1300 lira olacak asgari ücret düzeni çıkacak. Şu an 900 lira alıyorlar. Ve muhtar evi bir de bilgisayar verilme şartını da belediye başkanımızla konuştuk. Halil Belediye'miz inşallah bu önümüzdeki yıl içerisinde bütün köy ve mahalle yani mahalle muhtarlarımıza, tüm mahalle muhtarlarımıza bilgisayarlarını verecek. Merkezdekilerin tamamının da muhtar odalarını yapmış oluyor. Bitirecek kısa zaman içerisinde. Diğer kırsala dönük yol ve benzeri taziye evleri gibi, çok amaçlı salonlar gibi attıkları temeller var. Bunların hepsini takipçi olacağız. Yani Şanlıurfa'da şu anda ben onu söylüyorum. Hizmet nasıl gelir? İnanın AK Parti'nin dışında kimsenin hizmet yapacak takati yok. Yok öyle bir şey. Yani. Ne yapacağımızı biz biliyoruz yani. Şanlıurfa'nın öncelikli neye ihtiyacı var biz biliyoruz. Ankara'da 2 Kasım'da inşallah tek başına iktidar olursak hükümet kurmasına gerek yok. Hükümet kurmadan önce de yapacaklarımız var. Seri olarak. Hızlı bir şekilde hemen Sanayi Bakanı'na görüşüp gıda organize sanayi bölgesinin tescilini yaptıracağız. Bakan olmamız, milletvekili olmamız önemli değil. Yeter ki tek başına iktidar olalım. Yapacağımız şeyler belli. Yani hangi imkanları, nereye, hangi bakanlıkta ne olması gerekiyor, hangi kaynağın buraya aktarılması gerekiyor, bunları biliyoruz artık biz yani. Onun için burada hiçbir işte bir aksama söz konusu değil. Burada atılan temeller neyse bir bir zamanında bunları takipçi olup bitireceğiz. Yani. Evet, bir de ben mektup var sizin yani vatandaşlara hanehane dağıttınız ki mektup benim eve geldi. Ben teşekkür ediyorum öncelikle. Fakat şunu da izah etmek istiyorum. Tabii mektubun ben de okudum çünkü hanım almıştı, ben de değildim. Onun akabinde su faturası gelmiş ve belediyede su faturasını ikiye çıkarmış, iki kata çıkarmış. Yani normalde 12 ki bütün bölge, Halilye için, bütün bölgeler için, bütün aboneler için geçerli aynı şey. Çünkü halkım ki en azından komşularıma sordum. Yani su faturalarında iki kat artma var. Aynı güne denk gelmesi ve ortak ayın olmasını ben bunu da size sormak istedim açıkçası. Yani böyle bir durum da var. Yani su fiyatı nasıl katılıyor? Yani şu katına çıkmış. Fatura bir yanlışlık var o zaman. Yani onu sadece tabii ki belli herkes için eşit. Benle sınırlı değil, onu paylaşmak isterim. Bir de böyle servislerle Şanlıurfa'nın özellikle merkez ilçelerinde yine sarı tişörtlerle bayan ve erkek olmak üzere sizin hem mektuplarınızı dağıtıyorlar hem de kapı kapı bir şekilde broşürlerinizi dağıtıyorlar. Tabii bunlar, ben bunların biraz da içeriğini konuşmak istiyorum. Yani bir anket çalışması mı yoksa hayır, şimdi seçim süresi çok kısa olduğu için her eve ulaşmak istiyorum ben. Yani ben bakın dün sesim hiç çıkmıyordu yani. Bugün Allah'a şükür biraz açıldı. Ben gece 3'lere kadar insanlarla beraberim yani. Şu anda bu saatten sonra 6 tane programım var. Rakip partileri çalışsın da bunun için söylüyorum.
6 tane daha program var benim. Yani sizden ayrıldıktan sonra. Dolayısıyla herkese ulaşmak istiyorum. Herkese görüşmek istiyorum ama Şanlıurfa 1.800.000 seçime kalmış 10 gün. Ne yapacaksınız? O zaman güzelce bir takım kurmuşuz. Ev ev broşürümüzü. Merkez hükümet ne yapacak? Şunu. Biz Urfa'da ne yapacağımızı henüz dağıtmadık. Ama Urfa'da yaptıklarımız neler? Bunlar. Milletvekili adaylarımızla ilgili bölgelerine göre bir tanıtım kampanyası bir anlamda. Bir de mektup veriyoruz. Bir de selam gönderiyoruz yani. Olay bundan ibaret yani. Bu evet. Seçimlerde zaten asıl olan vatandaşın talebini, orada alınan talebinin bize ulaşmasıdır. Yani evi ziyaret ettiği zaman ona mektup bırakıp, broşür bırakıp gelmiyor. Var mı kimseye sormak istediği bir şeydi? Keşke hanımefendi sorsaydı. Su parası niye böyle iki katı diye. Size dönülür demek ya. Size geri dönülüyor. Yani, o sorun bize geliyor. Evet. Sorun bir merkezde havuz, soru havuzu olarak geliyor. Onlar ilgili kurumlardan cevaplandırılıyor ve size dönüş yapılıyor. Yani böyle laf olsun diye ev ziyareti yapılmıyor. Ev ziyareti aynı zamanda sorulan soru ve cevabı. Yani sıkıntılar dinleniyor bu şekilde. Ve cevaplandırılıyor. Evet. Bir de vatandaşın çok merak ettiği 1700 yataklı hastanenin hem yani ihale aşamasında mı, yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunu çok, hatta yani yerini bilmeyen de daha var, öyle söyleyeyim. Neyse, Eyüp'e için öyle diyorlardı, şimdi 800 yatak bitti. Evet. Herhalde görüyorlardı şimdi 800 yatak. Muhtemelen görüyorlardı, evet. Şimdi Akçakale'de görmüşlerdir. Akçakale'de de hastane yoktu, yani yeni bir hastane yapıldı, 100 yataklı hastane yapıldı. Hilvan'a uğrarlarsa arkadaşlar, orada da hastanenin dış cepheleri hepsi bitmiş. Mesela Halfeti'ye giderlerse orada 30 yataklı hastane bitmiş. Bilecik'te de kabası bitmiş. Siverek'te hizmette zaten 2 yıldır hizmet sunuyor. Viranşehir'de de 200 yataklı hastane hizmette. Her yerde yani biz Suruç'ta şu anda devam ediyor. Temellerden çıktı hızlı bir şekilde. 2016'da inşallah bitirmeye çalışacağız. Yani sağlıkta devrim var fiziki mekanlar olarak. 1700 yataklı hastaneyle ilgili temelini attık. İhalesi yapıldı. İhale diye bir dert yok. Temelde atıldı. Şimdi YPK kararı çıkacak. Ama hükümetle ilgili yaşadığımız sorunları görüyorsunuz. YPK kararı çıkıyor, projeler tamamlanıyor, 3 sene bitecek. Yani bu dönem içerisinde. Buradan duymuş olalım en azından. Tabii tabii, herkes bilsin. Bu dönem içerisinde şehir hastanesine, yani bizim 2019'a kadar şehir hastanesine Şanlıurfa'mız kavuşmuş olacak. 1700 yatak. Nerede var bilemiyorum, Ankara ve İstanbul'u evet. Çıkarırsanız 1700 yatak, 800 yatak da Orhan Bey, 800 yatak da Eyüp Hastanesi 2500, 600 yatak da tıp fakültesi şimdi devreye giriyor 3100, diğer ilçelerdeki hastaneleri söylemiyorum, 3100 yataktan bahsediyorum. 800'ü devrede, 600'ü devrede, yani 1400'ü devrede, 1700'ü de İnşallah 3 yılda bitecek. Ya biz çalışıyoruz ya. Biz Şanlıurfa'nın geleceğinde hem eğitimde 400 tane okul kim yapmış Türkiye'de? Konuşan siyasetçilere sesleniyorum. Hizmet istiyorsanız, Urfa yeniden bir birkaç basamak atlasın istiyorsanız yolu belli. AK Parti yolu belli. Bu fakir kardeşleriniz ya. Açıkça söylüyorum. Yani nasıl yapacaksın? 400 kim yapmış? Hangi ilde bana gösterin ki şu kadar 2 yılda 300 küsü okul yapıldı, 4 yılda 400'ü aşkın okul yapıldı diye, 6778 derslik yapıldı diye birisi çıksın söylesin bana. Var mı böyle tarihimizde? Biz yaptık arkadaş Urfa'da. İşte odur meydan. Biz yaptık. Evet. Aynı şekilde hastane. Hangi şehirde bu kadar sağlık yatırımı var? 36 tane aile sağlık merkezi yapmışız. Ağız diş sağlık merkezleri yapmışız. Hem Siverek'te, hem Viranşehir'de, hem Karaköprü'de, hem şimdi Eyübiye'de, hem diğer illerimizde. Her yerde, Akçakale'de 10 ünitelik sağlık, ağız diş sağlık merkezi yapmışız. Yani hizmeti ölçsünler, bitsinler, görsünler, eksiklerimizi söylesinler. Eyvallah. Desinler ki ya şunu da yapsaydınız. Bak ben buna bir şey demem. Ne olmuş ki dediğin an ya geç ya. Sen Urfa'yı, Urfa'da değilsin açıkça söyleyeyim. Onu söyleyen Urfa'da olamaz ya. Ama bunlar yapmışsınız.
Topçu Meydanı yapmasınız. 11 Nisan niye geç kaldı diye sorma hakkına sahip. Niye geç kaldı? Onun cevabı da bizde var. Ama ya böyle. 11 Nisan'la ilgili de bir sorum var. Ama bak, böyle bu olabilir. Bak bunu soracaksın. Abide kavşağını yaptınız. İyi oldu değil. Hiç olmazsa Mardin, Gaziantep istikametinde trafik aksamadan akıyor. Yukarıda da çok kısa süre içerisinde günün belli bir saatlerinin dışında trafik gayet rahat. Normal. Yani yapılanı takdir etmek gerekiyor. Yapılanı takdir etmezseniz bu olmaz ki yani. Samsat Meydanı niye yaptınız mı diyeceksiniz ben? Cumhuriyet Meydanı niye yaptınız? Altı Otopark niye yaptınız mı diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz yani? Neye itiraz edeceksiniz? Onun için hakkı hak sahibine teslim edeceksiniz. Teşekkür edeceksiniz. Ama eksikler varsa onları da söyleyeceksiniz. Onlara eyvallah. Evet, biz de onu yapıyoruz şu an. Hayatın çünkü eksiği var. Hayat eksik hayatta. Evet. Hayatın eksiğini. Sayın Çelik, ben Viren Şehir ile ilgili hastane vesaire yatırımlarınızı anlattınız. Sayın Emrullah Cin'in de belediye başkanının da geçen programda böyle bir talebi vardı. Yani kim gelirse gelsin büyükşehir veya hükümetten şu otogarı açalım, beraber kurdelesini keselim. Yani böyle bir söylemi var çünkü terk edilmiş vaziyette, kapalı ki yaptığını, bitirdiklerini söylediler. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi bakınız, ben gelir gelmez buradaki bütün belediye başkanlarını ziyaret ettim. Yani daha önce geldiğimde. Hatta mesela Viranşehir'e iki kere gittim belediye. O zaman ilgili belediye başkanı yoktu herhalde, bilemiyorum. İki kez ziyaret ettim. Sulucu'da iki kez ziyaret ettim. Peki bunun karşılığı var mı? Yok. Ben üçüncü kez niye gelecekmişim? Ne mecburiyetim var ya? Yani bakınız, bunlar tek taraflı konuşulmamalı. Amaç vatandaşsa, herkes şapkasını önüne koymalı. Ama vatandaş değilse, ideolojik belediyecilik ise Suruç daha köy olmaya devam eder bakınız. Açık söylüyorum ben. Suruç'un çevre yolunu ben çok bitirmek istiyordum. İlk ziyaretinde dedim ki şu 18 uygulamasını bir hızlı yapın, Suruç'u rahatlatalım dedim. Hiç zaten ilgilenmedi bile. Oysa bu 4 yıl içerisinde bir Suruç'un çevre yolunu yapabilirdik. Şimdi büyük ihtimalle Viranşehir'in çevre yoluna başlanacak. Bu önümüzdeki dönem içerisinde Viranşehir çevre yolu yapılacak. Yani bunlar tek taraflı olacak işler değil. Yani. Ben bakın diyalogtan yana bir insanım. Ben huzur şehri milletvekili olmaktan yanayım. Ben gerçekten samimi olarak gönülden barıştan yana bir insanım. Böyle dilde falan barışıp kullanan bir insan değilim. Ben insanların düşüncelerine göre kategorize edilmesi şiddetle karşı bir insan. Herkesin inancı ki düşüncesi kendine. Birlikte yaşama kültürünün herkeste olması gerekiyor. Herkes yani tornadan çıkar gibi aynı olabilir mi? Herkes farklı yaratılmış. Herkesin farklı karakteri var, yapısı var, ailesi var. Bu farklılıkların güzelliğini bilerek bu farklılıklarla birlikte yaşama anlayışıyla masaya oturmak, yaşama anlayışıyla yol yürümek gerekiyor. Yoksa 1.800.000 Şanlıurfalı benim gibi senin gibi olma zorunluluğu da yok, mecburiyeti de yok. Ama bakıyorsunuz tek tipçilik almış başını gidiyor. Benden mi? Eyvallah. Benden değil mi? Sırtını dön gibi bir yaklaşımı da bu belediyelerden gördüğümüzü ifade edeyim. Evet, bir de biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi 11 Nisan, yani hala %30'u %40'ı beton olacak, yeşil alan çok kısıtlı olacak, söylemleri de var, davalar da açılmış, yani açılmış davalar da var bununla ilgili. Yani eğer bilginiz dahilindeyse ne kadarı yeşil alan, ne ben kadarı... Ben şimdi son boyutunu yani rahatsızlığım da olduğu için 8 ay belki 6'da 14 ay bu şeyden uzak kaldım. Hem şehirden hem bu 11 insanla ilgili bilgiden. Ama şunu ifade edeyim bakınız. Bu 11 Nisan'ı biz Spor Bakanlığı'na aldık. Orhan Bey. Kimse o tarafı bilmiyor. Şimdi herkes o yapımını konuşuyor. Ya Spor Bakanlığı niye versin sana 11 Nisan'ı? Spor Bakanlığı satışa çıkarsaydı
Ankara'dan. Ve burada burası birisi alıverseydi ve kendisine göre de bir imar uygulaması alsaydı, bu elimizden gidecekti. Kendi malı olmayacaktı orası. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Tıpkı Topkapı Meydanı'ndaki vilayet binasını yıkarken nasıl orasını kentin malıdır, kent kullanacak dedik. 11 Nisan'da stadyum yıkılacak, bu kentin parkı olacak dedik. Ve ben bir öneri getirdim arkadaşlara. Dedim ki iki tane şey olabilir. Bir, kot var orada, bakın burası olan bir kot. Yani alt yola 4-5 metrelik, belki 10 metrelik bir şey var, kot var. Burasını ticaret yeri değerlendirebilirsiniz. Alt yola cephe dükkanlar, üstü komple park olur. Ve otopark yaparsınız. Hayır ya, bu ticari amaçlı olmasın diyorsanız, o zaman o parkın bakımı açısından komple yeşil alan yaparsınız. Hatta biraz da eğimli yaparsınız alt yola da. İnece şekilde eğimli ağaçlandırırsınız. Bir iki yere havuz yaparsınız. Yanda da sırf parka bakmak için 5-10 tane bir dairesel 1000 metre 1500 metreye, bakın biz 37-40 bin metreden bahsediyoruz. 3000 metre değil. 3000 metreye de bir merkezde orasını hareketlendirecek, orada oturanların çay içebileceği, orada oturan vatan, o parkta oturanların ihtiyaçlarını görebilecekleri kafeteryalar şeklinde bir merkezde, ama diğer 37 bin metrekarenin park olduğu, yemyeşil alan olduğu bir park yapalım dedik. Yani hiç alt otoparkta yapmayın madem sorun beton sıkıntısı var, o da olmasın dedik. Yani. Şimdi hiçbir şey dinlemeden, sanki bu hazır böyle cepte bir yermiş gibi insanlar anlamsız tartışmalar yaptılar. Çok başka bir yere sürüklediler işi. Ben de abiyle Kavuşar'la çok uğraştığım için aynı şekilde aynı şeylerden. Dedim buyurun dedim, kent olarak tartışın. Tartıştılar ama ne çıktı ben doğrusu şu anda bilemiyorum. İşte kazılmış herhalde, altta bir ticaret mi olacak, otopark mı, belki otopark olacak. Üstü yine yeşillik oluyor. Proje açıklanmadı ama yani %30 veya 40 gibi bir betonlaşma. Valla ben üstüne dediğim gibi açık söylüyorum, mutlaka parklar terk edildiği zaman uyuşturucu yatağı oluyor. Yani orada hareketliliği sağlayacak bir mekanın olmasında yarar var. Ama bu parkın bütününü bozmamalı. Park bütünüyle yemyeşil olmalı. Bu tarafında bir gerçekten vatandaşın tabii ihtiyaçlarını karşılayacak ufak bir markettir, büfedir. Yani bu tür şeylerin de orada çay ocağıdır. Ya da bir kahvedir, bir kafeteryadır. Yani bir canlılık kazandıracak. Burada insan oturdukları zaman gidip kamelyanın altında servis yapılabilecek bazı şeylerin olması gerekiyor ki park canlı ve aileye hitap etsin yani. Aksi takdirde park belli bir saatten sonra uygunsuz insanlara kalıyor. Başka türlü sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Bir de Sayın eski belediye başkanı Güvenç'in istifasını da konuşmak istiyorum. Yani çünkü bu da tepkilere neden oldu. Hem buradaki muhalefet, hem yani bir şekilde mesyüleri, vatandaşlar. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani istifa yerinde miydi? Veya çünkü 763 gibi bir projeyle çıktı. Vatandaşların o şekilde 480 bine yakın oyla seçildi. Yani bu vaatler bir şekilde kaldı veya artık yeni belediye başkanı tekrardan alacak mı götürecek mi, o da tam net değil ama istifasıyla başlamak istiyorum. Yani onu siz nasıl değerlendirdiniz? Şimdi öncelikle yarın Sayın Başbakanımız Şanlıurfa'ya geliyor. Bunu da bir arada söyleyelim. Saat 16'da Topçu Meydanı'nda Şanlıurfalılara hitap edecek. Bir kere bütün Şanlıurfalıları oraya davet ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bütün Şanlıurfalılar gelsinler. Sayın Başbakanımızın 1 Kasım sonrasındaki vaatlerini, Şanlıurfa'ya bakışını orada ben şahsen dinlemelerini istiyorum. Onun için bütün Şanlıurfalıları Topçu Meydanı'nda saat 16'da 4'te davet ediyoruz. Şimdi belediye seçimlerinde burada bazı işte tercihler yapıldı. Netice itibariyle seçim oldu. Seçimlerde büyük bir başarıyla çıktık. Daha sonra doğrusu benim çok içeride olmadığım birkaç ayın dışında hemen belediye seçimlerinden sonra Mayıs ayında bir ameliyat geçirdim. Ve bu Aralık ayına kadar devam eden bir süreç oldu.
Şanlıurfa'dan ayrı kaldık. Arkasından da seçimler geldi. Seçimler de yeni bir Nisan ayında yeni listeler ortaya çıktı. Dolayısıyla biz buraya görev icabı geldik. Buranın bakan olarak son günlerimizde birkaç gün arkadaşlara yardımcı olduk ve buradan ayrıldık. Şimdi o süreçten sonra, yani 7 Haziran'dan sonra Ankara'da belediye başkanlarla ilgili bir değerlendirme yapılmış. Benim aldığım bilgiyi söylüyorum. Yani olmadığım ortamlar bunlar. Bu değerlendirmelerde bazı belediye başkanlarının milletvekili olmasıyla ilgili bir değerlendirme yapılmış. Bir ara hatırlıyorsunuz Kayseri Belediye Başkanı milletvekilliğine çekildi. Şimdi burada da birkaç belediye başkanından ismi geçti. Ama bunlar içerisinde Şanlıurfa Belediye Başkanı'nın milletvekilliğe geçişiyle ilgili bir karar verildi. Tamamen genel merkezin yürüttüğü bir çalışmanın neticesiydi. Ve o çerçevede Karaköprü Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla ilgili de Sayın Başbakan'ın başkanlığında meclis üyeleriyle yanılmıyorsam bir toplantı yapılmış. Orada Nihat Bey başkan olarak göreve başladı. Yani burada bazı belediye başkanlarının milletvekilliğe kaydırılması konusu tamamen genel merkezin elindeki döne ve bilgi, genel merkezin takdir ve tercihi çerçevesinde olmuş olan bir hadisedir. Yani bizimle şahsen o dönemde biz Urfa milletvekili olmadığımız için bizimle de bir istişare durumu olmadı. Yani çok bir de eleştirildi. Yani Sayın Çelik Urfa'ya gelecek listede hani burada tepki vardı. Belediye çalışmaları tam net değil, yapılamıyor. Bir yıl geçti, belediye bir şey yapamadı. Yani bir şekilde istifada sizin imzanızın olduğu söylendi. Bunu ben açıkçası... Ben hani, buraya geleceğim değil. Ben siyaseti zaten 3 dönemden dolayı noktalamıştık. Yani biz gelme durumu diye bir şey söz konusu değil. Bu bahsettiğiniz daha sonraki bir durum. Yani ben son dakikaya kadar aday olmama konusunda ben kararlıydım. Ama genel merkez son kulvara girilince adaylık müracaatımın yapılmasını istedi. Müracaatımı yaptım. Ben adaylık Bursa'dan olayım dedim. Mazeretlerim de vardı. Fakat Sayın Başbakanımız Urfa'da, Urfalılar bir hayli yol kesmişler. Onu da gördüm. Sayın Başbakan'ın ve diğer yetkililerle bayağı görüşmeler yapmışlar. Sayın Başbakanımız bir dönem daha burada bu ivmenin, bu hizmetlerin, bu yatırımların devam etmesinin Urfa açısından önemli olduğunu, böyle bir talebin olduğunu söyledi. Ben de kendimi affımı istedim. Kendilerine dedim ki Sayın Başbakanım, annem, babam hakikaten çocuksu bir yaklaşım değil ama inanın ben uzun yıllardır siyasetteyim, hep evden ayrı kaldım. Bir de çalışma kolik bir insanım yani. Ben böyle çalışmayı seven bir insanım. Sorun çözmeyi seven bir insanım. Yapı olarak böyle. Bu da her şeyden, her ortamdan sizi kendi ortamınıza uzaklaştırıyor. Yani böyle bir deneme ihtiyacım var dedim. Yani böyle biraz kendimi dinleme, biraz aileme, anne babaya özellikle bu yaşlarda bir zaman ayırma ihtiyacı da var dedim. Fakat uygun bulmadılar. Ve son dakikaya kadar dediler hayır gideceksin dediler. Ben de Şanlıurfa'yı biliyorum zaten. Buradaki insanların karşılıklı muhabbetimiz ortada. Bu Şanlıurfa'ya dönük bir şey değil de benim özelime dönük bir talepti. Gideceksin deyince ben de aldım çantamı geldim. Geldiğimden beri de dönmedim. Buradayım. Burada inşallah seçimi hayırlısıyla tamamlayıp daha sonra da belli periyotlarla yine eskiden olduğu gibi Şanlıurfalılarla buluşmayı, sorunlarını çözmeyi, sorunlarla yüzleşmeyi yapmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, bir de Urfa özelinde AK Parti'nin şu an hedefini sormak istiyorum. Yani daha önceki dönemde sizin olmanız 10 vekille birlikte meclisindesiniz. Yani 1 Kasım seçimleri için AK Parti Urfa özelinde hedefiniz. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Burada birçok denemeler yapıldı. CHP ile MHP'nin bir varlık gösteremediğini geçmiş seçimlerde gördük. Bağımsız olayı büyük ölçüde bitti. Ben teşekkür ediyorum İbrahim Tatlıses Bey'e. Lehimize çekildiler. İbrahim Toru Bey aynı şekilde çekildiler. Birçok katılım oldu. Bugün bakınız Kemal Saracoğlu Bey sağ olsun. Eski bir dostumuz. Urfa Spor'a birlikte çok katkılar sunduk. Kendisi
meclislerde katkılar sunmuş bir arkadaşımız bugün partimize katıldılar. Yani birçok kesimden var ama yani. MHP'den, CHP'den, HDP'den, her partiden bir birliktelik şeyi var. Ruhu Şanlıurfa'da var. Yani birlikte Şanlıurfa'nın yükünün omuzlanması konusunda omuz veren çok insan var. Yani ben bunu görüyorum. Şiveleğinden Alfetisi'ne kadar bir heyecan var. Neden? Bu 4 yılda birçok şey görüldü. Kimin ne yapacağını Şanlıurfalı biliyor. 2, terör belası Şanlıurfa'ya gelmemişti. Şanlıurfa'ya bulaştırıldı. Bu güven sorunundan dolayı 1, 2, hizmetlerin çok seri bir şekilde akmasından dolayı güzel bir kaynaşma var. Köyünden kendine her yerde. Ben bunu hissediyorum ve görüyorum. İnşallah büyük milletçi bekliyorum ben şahsen. Benim için değil. Particilik için de değil. Şanlıurfa kazansın için diye bekliyorum ben. Başka türlü Şanlıurfa kazanma ortamı yok. Açık söyleyeyim mi? İnanın yapacakları bir şey yok. Yazın bu akşam, bunu kayda alın. Aksi bir durum olduğu zaman bakın göreceksiniz. Her gün Şanlıurfa kaybedecek. Kazanması ancak bu kadrolarla mümkün. Örneği burada. Hani konuşuyorlar ya, burada. Açsınlar, okusunlar. Burada. Şimdi çok daha hızlı gitme imkanımız var. Çünkü Şanlıurfa'ya artık tek tek gidip bir şey dinlemeye gerek yok. Ne olacağı belli. İranşehir'le Sivri'ye karşısında yol yapacağız biz. Bunun neyini şimdi? Ben gitmişim oradan, geçmişim, o yol çok dar. Bu 200 bini aşkın ilçenin arasındaki yol aynen Halfeti yolu gibi olacak. Genişleyecek bu yol. Rahatça kısa süre içerisinde 2 ilçe arasında gelip gidilebilen bir yol haline gelmesi gerekiyor. Geçen dönemde o alamamıştık mesela. Şimdi bu dönemde olacak bu. İşte dedim, gıda olsun, bu olacak. Sulama kanalları çok hızlı 3 sene bitecek. Kazibe sulamaları bitireceğiz, elektrik sorunu bitecek. Yani ne yapacağımızı biliyoruz Orhan Bey, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şehir içinde ne yapacağız? Nerede kavşaklar yapacağız? İşte Evren Sanayi'nin o girişinde kavşak olacak. Ben bunu biliyorum, gitmişim, o yerinde görmüşüm bunu ya. Tıpkı 1. 2. Osep arasında 4,5 ay içerisinde kavşağı yaptığımız gibi. Orada yaptık, orada da ihtiyaç var şimdi. Yani bunları biz, Sunucu'nun çevre yolu olacak. İranşehir'in çevre olacak. Sivere'nin organize sanayi bölgesi mahkemelik şu anda. Çözemiyorsak mahkemede yeni yer. Belediye başkanı bugün de görüştüm. Bak dedim, 2 Kasım'da hemen Sivere'yle ilgili yeni organize sanayi bölgesiyle çalışıyorum dedi. Hemen çalışacaksınız, hemen tescilini yaptıracağız. Hemen devreye koymamız gerekiyor. İstanbul'da buluştuk çok sanayicilerle. Toplantılar yaptık. Buraya tekstilciler gelirken kendi kafalarına gelmediler. İstanbul'daki toplantılarına geldiler. Ayakkabıcı sitesi kendi kafasına gelmedi. İstanbul'da yaptığımız görüşmelerle geldi. Şimdi genç girişimciler, müteşebbisler, Şanlıurfalılar, top başkanına söyledim ve top genç girişimciler başkanı Sabancı yanılmıyorsam, onlar da geliyorlar şimdi. Geliyorlar, burada buluşacaklar. Bu da Şanlıurfa'da genç girişimcilerin beklentileri ve topun burada yol göstericiliği çerçevesinde çalışmalar yapacaklar. Yani çok yönlü bir şekilde bildiğimiz bir ili eksik olan sanayi bölgesi nasıl yaparız? Sanayi şehri nasıl yaparız? Nasıl basamakları atlatırız? Nasıl komşu illerle yarış haline getiririz diye mücadele edeceğiz. Biz Şanlıurfa'yı Diyarbakır'la yarıştırmayacağız. Gaziantep'i geçeceğiz diyorum, bakınız. Bizim evet. Şeyimiz bu. Onun için herkes her şeyin farkında. Ve ben büyük bir destek aracınızla da istiyorum. Şanlıurfalı bunun farkında. Verirseniz çocuklarınız, verirseniz torunlarınız da kazanacak inşallah. Benim bir karış toprağım yok. Şanlıurfalıları, Şanlıurfa'yı sevdiğini söyleyenlerden daha çok seviyorum. Şanlıurfa'yı, peygamberler şehrini onlardan daha çok seviyorum. Aynesi iştir kişinin. Bak bakalım kim çok seviyor, kim çok hizmet ediyorsa. Bana göre o çok seviyor. Ben Şanlıurfa'ya bu yönüyle de vereceği desteklerinden dolayı da tercihlerine saygı duyuyorum. Desteklerine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bütün Şanlıurfa'yı kucaklayarak, inan, ümit edelim ki 12 kişi olarak göndersinler
ve hizmetlerin yağması da biraz bol olsun, sağanak şeklinde olsun inşallah. Evet, Sayın Çelik, programımızın da sonuna geldik. Ben şey de soracağım, bakanlık olacak mı? Yani tekrardan Şanlıurfa bir bakana kavuşacak mı? Bunu da sormak istiyorum. İnşallah tek başına iktidar olunur da, bence Türkiye böyle gerçekten dışarıdaki bazı unsurların birçok yanlış değerlendirmelerine Türkiye süreci, zamanı kurban edilmez. Türkiye zamanla yarışıyor, bakın zaman çok kıymetli. Tek başına iktidar o zaman ve Şanlıurfa'da bakan olacağı kesin diyebilirim, yani bunun şeyi yok. Ama inşallah vatandaşlarımız bu bilinçte hareket ederler ve Şanlıurfa yine bakansız kalmaz. Yani benim olmam şey değil, bir mecburiyet değil. Çok değerli arkadaşlarımız var, 11 arkadaşımız daha var. Hangisi olursa biz onun yanında çalışmaya hazırız. Bizi takdir ederlerse yine hizmeti hangi konumda olsa olsa yaparız yani. Evet, Sayın Çelik, çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Orhan Bey, sağ olun. Evet, evet, sağ olun. Değerli izleyenler, Elisar TV, Kanal Ufa, Güneydoğu ve Ruha TV'den ortak yayınımızın sonuna geldik. İyi akşamlar, hoşça kalın.